kala, seçime 6 gün kala, kumpasla, yalanla, iftirayla, bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Tabii bugün herkesin kazançlı çıktığı, doğru bir, güvenli bir model olan Beylikdüzü kırlangıç evlerinin yapımında emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Genel Müdürümüz Kiptaş Genel Müdürümüz Ali Kurt'a teşekkür ediyorum. Yine bütün Kiptaş çalışanlarına, bütün Beylikdüzü çalışanlarına, ama tabii bu süreci en iyi şekilde yöneten özellikle yüklenici firmanın da özenli bir gayreti var. Ben yüklenici firmaya da ayrıca burada teşekkürü bir borç biliyorum. Nitelikli bir iş yapıp, ahlaklı bir iş yapıp süreci buraya taşıdığı için ben tabii etaplar halinde başlayacağımız bu projenin teslimi inşallah sürece hızlı devam edecekler ve biz bu süreci bir şekilde toparlayacağız. Şunu söyleyeyim. Tabii bu mesele ne biliyor musunuz? Bu mesele kentsel dönüşüm meselesi sevgili hemşehrilerim. Evinde insanlarımızın yaşarken çoluğunun çocuğunun hayat meselesi. Bu konuda sizleri bu şehirde yaşayan insanlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturma konusunda her türlü işbirliğini, devletimizin her kurumuyla işbirliğini yapmak için kapılarına sürekli dayanmaya, ama onlar vermese olmasa bile bu şekilde kaliteli işler yapmaya kararlıyız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda sevgili hemşehrilerim, bu konuda çok samimiyiz. Ve sizi yeni yuvalarınıza, güvenli yuvalarınıza kavuşturmadan bu kardeşiniz asla yorulmayacak, çok çalışacak, onu da söyleyeyim. Sevgili dostlar, ben tabii bugün Beylikdüzü'nde biraz dolaşacağım. Sonra 4:30'da bütün İstanbul'a şu anda 21 noktasında markasını veren Yaşam Vadisi ismiyle nam salmış olan, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin farklı noktalarında diğer belediyelerin de projelerin ismini Yaşam Vadisi diye koyduğu bir ortamda, o güzel markanın birinci etabında Beylikdüzü'yle hemşehrilerimle buluşacağım. 4:30'da sizleri bu güzel Ramazan ayında, bu güzel pazar gününde Yaşam Vadisi'ne bekliyorum. Ama ben bugünü bir şekilde toparlamazsam eksik kalır. Nasıl toparlayacağız söyleyeyim. Bir kere burada ben ilk geldiğimde, daha doğrusu ilçe başkanı olduğumda, buranın problemlerini sen de vardın. Naciye abla, niye beni tanıştırmıyorsunuz ablamla? O da vardı yanımda, niye demiyorsunuz? Gelecek yanımıza. Benim ofisime gelip dertli dertli bunu anlattılar bana. Ta 2010 yılı, 11 yılı ben de gelip evlerini ziyaret etmiştim. O günden beri buralardayım. Ben burada en az 30-40 eve, 50 eve girmişimdir. Ama bir taziye, ama bir iftar yemeği, ama bir çay kahve sohbeti. Sizlerin evlerine girmiş bir hemşehrinizim, kardeşinizim. Bunun için buradaki güvenli ortamın sağlanmasına emek veren hem Mehmet Çalık Başkanımı, hem Ali Kurt Başkanımı yanıma davet edeyim, genel müdürümüzü, ama Naciye abla ve Hayriye ablayı da yanıma alayım ki fotoğraf tam olsun. Çok emek verdiler. Aynen öyle, sabahları sabah erkenden, nasılsın Naciye abla, iyi misiniz? Merhaba.
Farkındaysanız biraz film yıldızı olmuş gibiler ha. Hakları vallahi çok emek verdiler söyleyeyim. Çok emek verdiler. Gel anacığım gel. Ta Allah korusun. Ben niye bu kadar güçlüyüm? Sayende senin duan olmasa ben nasıl güçlü olacağım? Kurban olam ben. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Dedim ki Ekrem Bey sen büyük bir adamsın. Yok yok estağfurullah. Sen dedim Atatürk'sün. Oo. On tane oyun var, onu da ayağın dibine kurban. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Neyse beni daha utandırma be Atatürk'ün Atatürk'ün tırnağı olalım yeter bize. Evet. Eyvallah. Sağ ol anneciğim. Merhaba gençler nasılsınız? Harikasınız, harikasınız. Sağ ol. Nasıl gidiyor Gürpınar Spor? İyi mi gidiyor? İyi, iyi. Hadi bakalım. Şimdi eyvallah. Öyle. Eyvallah harikasınız. İnşallah benim ömrüm şöyle söyleyeyim hizmetle geçer inşallah ama bu güzel Gürpınar sitelerde inşallah bütün evlerin sağlamlaştırdığı, insanların huzurla yaşadığı bir süreyi burada görmek istiyorum. Yeni dönüşümler bir kısım başlamış, başkanımız teşvik ediyor. Ama biz yapacağız, ama yapanları teşvik edeceğiz. Ve başta siteler olmak üzere İstanbul'un her noktasında mutlu insanlar var edeceğiz. Konuşmayı uzatıyorum ki arkamdaki dua devam etsin. Edeyim, edeyim zaten. Gece, gündüz, sabah hazenden kalkayım. Yönümü şeyle... Şey, pencereye dönüyorum. Allah'ım diyeyim ne olur Ekrem'i getir bir şey. Türkiye kurtulsun. Türkiye kurtulsun. Dua arkamda sırtımda devam ediyor. Ben onun için Allah ne mutlu bana. Tamam çocuklarımızı da alacağız. Hakkınızı helal edin biraz uzattık. Bu güzel yerimiz yuvamız hayırlı uğurlu olsun. Size bir şey söyleyeyim mi? Allah beni size mahcup etmesin güzel komşularım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Belediye başkanımıza Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Güzel annelerimizin hayır duaları eşliğinde yolumuz açık olsun. Şimdi ben tabii... Beylikdüzü deyince unuttuk. Bizim Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Taşkın Özer'i davet edelim alkışlarınızla. Zeynel Emre Milletvekilimiz burada, onu davet edelim. Cem Aydın Parti Meclis Üyemiz var, onu davet edelim.